Yıl 571. Rebu'l-Evvel ayının 12. pazartesi günü. Tanyeri ağrıyordu. İlk insan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana beklenen kişi dünyaya gelmek üzereydi. İnsanlık tarihi boyunca bütün peygamberler tarafından geleceği müjdelenen büyük kurtarıcı, tüm kainatın sevgilisi, rahmet peygamberi Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu başlamıştı. İşte o sırada dünya üzerinde öyle olaylar meydana geldi ki doğudan batıya, kuzeyden güneye gerek yer kabuğunda, gerekse suda ve ateşte, hatta gökyüzünde bile olağanüstü haller yaşanmaya başladı. Olaylara tanıklık eden birçok insan gördükleri bu doğaüstü manzara karşısında adeta heyecandan ne yapacağını şaşırmıştı. Şimdi gelin o gece tüm dünyada yaşanan bu olaylara geçmeden aylar öncesine dönüp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi Hazreti Amine'nin hamileliği dönemine bir bakalım. Her yerde kolay kolay göremeyeceğiniz, peygamberimizin bilinen ev eşyalarından esinlenerek 3 boyutlu, özel olarak canlandırılmış olan evinden görüntüler eşliğinde, Hazreti Amine annemizin hamileliği sırasında gördüğü bir rüya ile başlıyoruz. İslam kaynaklarında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ana rahmine düşmesinden doğduğu ana kadar geçen süre içerisinde bir takım olağanüstü hadiseler meydana geldiği ifade edilmektedir. Bunlardan birisi de Hazreti Amine'nin hamileliği esnasında gördüğü bir rüya ile alakalı. Rüyasında kendisine şöyle denilmiştir: "Şüphesiz sen bu ümmetin efendisi olacak çok önemli bir evlada hamilesin." Çocuğun doğduğunda ona Muhammed Ahmet ismini ver. Onu kem gözlerden ve fesat bakışlardan koruması için de Allah'a sığın. Efendimiz dünyaya geldiğinde ise Hazreti Amine derhal kayınbabası Abdülmuttalib'e haber vererek bir erkek torununun dünyaya geldiğini söyledi ve ondan hemen gelip torununu görmesini istedi. Abdülmuttalib derhal torununun yanına geldi. Bunun üzerine Hazreti Amine görmüş olduğu rüyayı hatırlatarak ona Ahmet Muhammed isminin verilmesini istedi. Abdülmuttalib daha sonra peygamberimizi kucağına alarak Kabe'ye götürdüğü bir vakit Allah'a şükrederek ona Ahmet Muhammed ismini verdi. Allah-u Teala peygamberinin ismini kendi ismiyle yan yana zikrederek onun şanını yüceltmiştir. Bizler ise her gün günde 5 defa müezzinlerin minarelerden bunu ilan etmesiyle duyuyor ve ümmeti olmaktan şeref duyuyoruz. Şimdi gelin esas konumuza, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum anına dönelim. Peygamberimiz henüz dünyaya gelmemişken annesi Hazreti Amine karnında çok özel bir bebek taşıdığını farkındaydı ve o gece gelmişti artık. Az sonra öyle olaylar yaşanacaktı ki dünya üzerinde birçok insan bu doğumun etkilerini kilometrelerce öteden hissedecekti. Bazı peygamberlerin vahiy almadan önce de hayatlarında bir takım alışılagelmedik durumlar yaşadıklarını biliyoruz. Mesela Hazreti İsa peygamberin daha beşikteyken konuşmaya başlamış olduğu gibi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünnetli ve göbeği kesik olarak dünyaya geldiği bilinmekte. Ayrıca ellerini yere dayayarak doğup başını da semaya çevirmiştir. Fakat yaşanan çarpıcı durumlar bununla sınırlı değildi. İşte şimdi gelin peygamberimizin doğduğu an dünyada ne gibi olağanüstü olaylar yaşanmış olduğuna değinelim. Hazreti Amine gerek peygamberimize hamileliği sırasında gerekse doğum esnasında hiçbir sıkıntı, acı veya zorluk çekmemiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya geldiği gece yaşanan olaylardan biri onun doğumu ile birlikte doğu ve batıyı aydınlatan bir nurun belirmesiydi. Bu nur etrafı öylesine aydınlatmıştı ki Şam'ın sarayları ışıl ışıl olmuş, bu sırada çöldeki develerin bile boyunları görünür hale gelmişti. Abdurrahman bin Affın annesi Şifa'nın söylediğine göre peygamberimiz doğduğunda ortalık öylesine aydınlanmıştı ki Rum köşkleri bile rahatlıkla görülebilir hale gelmiş. O sırada peygamber efendimizin evinin de nurla dolduğuna şahit olan birçok kişi bulunmakta. O gece yaşanan olağanüstü olaylardan bir diğeri ise yüzünü gökyüzüne doğru çevirenlerin şahitlik etmiş oldukları bir hadiseydi.
Yahudilerin içinde gökyüzünü gözlemleyen ve uzay, yıldızlar konusunda oldukça fazla fikir sahibi olan alimler bulunmaktaydı. O gece gökyüzünde alışılagelmişin dışında bir olay yaşanmıştı. Yeni bir yıldız doğmuş ve bu yıldız dikkat çekici hale gelmişti. Henüz gün ağarmamıştı ki bunu gören Yahudilerden biri çığlık atarak koşturmaya ve insanları alelacele uyandırmaya başlamıştı. Yahudiler, "Ne var, niye bağırıp duruyorsun?" diye karşılık vererek bir bir adamın başına toplanmaya başladılar. Yahudi şu şekilde bağırıyordu. "Haberiniz olsun ki Ahmet'in yıldızı bu gece doğdu. Ahmet bu gece dünyaya geldi." Kureyşlilerin karşısına çıkan bu Yahudi, onlara kabilelerinden bir oğlan çocuğun dünyaya geldiğini ve bahsettiği kişinin bu ümmetin peygamberi olacağını haber verdi. "Gidip onu bulun, sırtında bir nişan göreceksiniz. Peygamberlik artık İsrailoğullarından gitmiştir. Kureyşliler öyle bir devlet haline gelecekler ki bunun haberi doğudan batıya tüm dünyaya yayılacak." Peygamberimizin doğduğu geceydi. Kainatın efendisinin dünyaya geldiği o saatler Medayin şehri derin bir uykudaydı. Az sonra yaşanacaklardan habersiz bir şekilde uyumakta olan Medayin halkının sessizliği bir anda büyük, korkunç bir gürültü ve çatırtıyla bozuldu. Şehir halkı, hatta hükümdarlar bile dehşet içinde yataklarından fırladılar. Güneş doğana dek korku içinde bekleyen şehir halkı sabah olduğunda ilginç bir manzarayla karşılaştı. Hükümdar sarayının o çok güçlü, sağlam duran burçlarından 14 tanesi çatırdayarak yıkılmıştı. Derhal neler olduğunun anlaşılması için memleketin tüm dini reislerinin de katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda gerçekleşen bu olayın ne olduğu tartışıldı. O sırada toplantıda bulunan İran başkadısı Mübezzan ise o gece sarsıntıdan hemen önce görmüş olduğu bir rüyasını anlattı. Rüyasında yüzlerce kükreyen deve görmüştü. Develerin önlerinde ise şaha kalkmış halde bulunan Arap atları duruyordu. Hepsi birden Dicle suyunu içtikten sonra İran topraklarına yayıldılar. Sanki rüyasında İslam'ın geniş coğrafyalara yayıldığını görmüş gibiydi. O geceye tanıklık edenlerin anlattığı bir diğer hadise ise adeta hazan yaprakları gibi gökyüzünden yıldızların döküldüğüydü. Hazreti Muhammed'in doğduğu anda yıldızların semadan aşağıya doğru sarktığını ve her yeri aydınlığa boğduğu anlatılır. O geceye kadar şeytan ve cinler gökyüzündeki meleklerin fısıltılarını dinleyerek onlardan gaybla alakalı bilgiler alabilmekteydiler. Fakat ancak yarım yamalak seslerini işitebildiklerinden edindikleri bilgiler de yalanlar ve karmaşıklarla doluydu. Hal bu olunca yeryüzünde bulunan ve kâhin adı verilen cinlerle haberleşen kişiler de onlardan edindikleri bilgileri insanlara aktarıp kehanetlerde bulunuyorlardı. Fakat Peygamberimizin doğumu ile birlikte bu durumun sonuna gelinmişti. Artık cinlerin gökyüzünden haber alabilmelerinin önüne bir set çekilmişti. O günden sonra da birçok kâhin bile imana gelmişti. Çünkü her daim cinlerden haber alabilen kâhinler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu ile birlikte artık haber alamamaya başlamışlardı. Bu durum onların da dikkatini çekti. Peygamberimizin doğumu ile birlikte gerçekleşen olağanüstü durumlardan biri de Sava Gölü, yani diğer ismiyle Taberiye Gölü'nün sularının bir anda kurumasıydı. Zamanında Mecusilerin ayinlerini yaptıkları küçük bir denizi anımsatan bu gölün suları Peygamberimizin doğduğu gece kendini çekmiş ve tamamıyla kurumuştur. Bunun nedenlerinden birisi de Allah Azze ve Celle'nin izni olmadan yapılmakta olan imana, İslam'a aykırı ritüellerin son bulması, buranın kutsal bir yer olarak görülmesini ortadan kaldırmaktı. Taberiye Gölü'nün ne kadar bir süre susuz kaldığı bilinmiyor. Ama günümüzde hala var olan Taberiye Gölü'nün kıyamet zamanında tekrar kuruyacağı, hatta Yecüc Mecüc topluluklarının gölün suyunu içerek bitirecek olduklarını biliyoruz. O dönemin yaşadığı halklarından birisi de Semavi şehrinin halkıydı. Peygamberimizin doğduğu gece Semavi halkının üzerinde başlayan sağanak yağış, Semavi Vadisi'ni ve Semavi şehrini adeta sular altında bıraktı. Şehir halkı dehşet içinde kalmıştı. Taşan sellere karşı çareyi dağlara ve tepelere kaçarak oralara sığınmakta buldu. Yardıma ihtiyaçları vardı. Bir mektup yazarak Kisra'ya ulaştırdılar ve durumu anlatıp kendisinden yiyecek içecek yardımı talebinde bulundular.
Mecusilerin binlerce yıldır süregelen inançlarından ötürü ateşi ilah kabul etmeleri ve ona tapmalarından dolayı hiç söndürmedikleri ateş yığınları bulunmaktaydı. Ta ki Efendimizin doğduğu ana dek sönmek bilmeyen ateşleri bir anda sanki ufacık bir mum ateşi gibi sönüverdi. Anlaşılan dünyaya gelen peygamberimiz bir yandan putperestlik, diğer yandan ateşperestliği göz açıp kapayana dek ortadan kaldıracak ve yeryüzünü tevhid meşalesiyle aydınlatacaktı.